Evet, sıcak bölgeye, sıcak noktaya bir kez daha gideceğiz değerli izleyiciler. Hayatını kaybeden sivillerin olduğunu biliyoruz Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında. Hemen saldırının yaşandığı bölgeye bir kez daha kameralarımızı çevirelim. Sınır hattında Fatih Avanos bizleri bekliyor. Fatih, son gelişmeler için seni dinliyoruz. Az önceki bağlantımızda ter ter dedik. İşgal edilen bir noktanın hemen Azerbaycan tarafındaydık. Şimdi ise Ağdam'a getirdik sizleri. Ağdam'ın hemen girişindeyiz. 23 Temmuz 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen bir nokta. Koskoca bir ilçe ve onun sadece iki kasabası Azerbaycan tarafındaki gördüğünüz nokta işte o iki az bir o toprak parçasının olduğu bölüm ve diğer tarafı ve bu ilçenin merkezi şu an işgal altında ve Azerbaycan ordusu da gerek sabahki saldırılara karşılık vermek amacıyla gerekse de kendi topraklarını ve yüksek tepeleri, stratejik noktaları ele geçirmek amacıyla ki bir daha aynı noktalardan saldırı gelmesin diye işte öz savunmasını öz toprakları için şu an yürütüyor. Ağdam'ın hemen girişindeyiz ve önemli bir noktadayız. Terter'le yine hemen güneyinde yer alan bir noktadayız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Ağdere bölgesindeki komutanlığına silah bırakma ve teslim olma çağrısı yaptı. Oldukça önemliydi ve yapılan açıklamada Cenevre Sözleşmesi'ne uygun şekilde muamele edileceklerini ve hiçbir şekilde hukuklarına, uluslararası hukuktan doğan haklarına hiçbir şekilde tecavüz edilmeyeceği ifade edildi ve silah bırakmaya çağırdı. Eğer bırakmazlarsa da bütün komutanlığın etkisiz hale getirileceği ifade edildi. Bunun dışında yine yaklaşık 2 saat önce açıklamalar vardı Savunma Bakanlığı'ndan ve şu ana kadar 6 köy şu an Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin elinden alınmış durumda ve yine Ağdere'de yine yüksek tepelerin stratejik noktaların ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Onun dışında da yine Güvenlik Konseyi toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında ve orada bir takım kararlar alındı. Ancak henüz bir yazılı açıklama yapılmadığının altını çizelim.